Eğer fizik dersindeyseniz, kütle ve ağırlık farklı şeyleri tanımlar. Bazılarınız için bunlar yeni öğreneceğiniz kavramlar olabilir. Günlük hayatımızda bir şeyin kütlesini düşündüğümüzde, kütlesi fazla olanın ağırlığı da fazla olur diyoruz. Ya da ağırlığı diğerlerinden az olan bir madde için bu durum kütlesiyle alakalıdır yorumunu yapabiliyoruz. Fizik dersinde bu iki kavram farklı şeyleri tanımlar. Birbiriyle alakalı ama farklı iki şeyi anlatır. Kütle bir cismin sahip olduğu madde miktarı olarak tanımlanabilir. Ya da maddenin herhangi bir kuvvet tarafından ivmelenmeye karşı gösterdiği direnç olarak da tanımlanabilir. Kütle birimleri gram ya da kilogram olabilir. Bir ne bir cismin ağırlığını sorduğunuzda ağırlığını kilogram cinsinden söyler. Oysaki kilogram kütle birimidir. Ağırlık kütleden farklıdır. Ağırlığı bir cisme uygulanan yer çekimi kuvveti olarak aklımızda tutabiliriz. Yer çekimi kuvveti de bulunduğumuz gezegene göre değişir. Ağırlık kuvvet birimiyle ölçülür. Gram ya da kilogramla ölçülmez. Ağırlığın birimi de Newton'dur. Buraya yazalım. Newton. Yani birine bir cismin ağırlığını sorduğunuzda aslında cevabı Newton cinsinden, Newton biriminden vermelidir. Ama verilen cevap genelde hatta her zaman kütlenin birimi olan kilogramı içerir. Yani aslında doğrusu şu şekilde olmalı benim kütlem 60 kilogram ya da benim kütlem 70 kilogram ya da her neyse. Yani iki kavram fizikte oldukça farklı anlamlara geliyor. Örneğin dünyadan aya gitseydim kütlem değişmezdi ancak ağırlığım değişirdi. Çünkü ayın yer çekimi kuvveti ya da kütle çekim kuvveti dünyadakinden azdır. Hatta çok yüksek bir binanın tepesine çıkarsanız da ağırlığınız değişir. Farkı ölçmek tabii ki kolay olmaz. Ama yüksek bir binaya çıkarsanız Dünyanın merkezinden uzaklaştığınız için yer çekimi kuvveti değişir ve dolayısıyla ağırlığınız çok az da olsa değişir ama kütleniz sabit kalır. Yer çekimi kuvvetinin çok az olduğu bir yere giderseniz ağırlığınız çok az olur hatta sıfır bile olabilir. Yer çekim kuvvetinin olmadığı uzayın derinliklerine giderseniz yakınlarınızda da bir gezegen yoksa eğer yer çekimi olmadığı için ağırlığınız da olmaz ama kütleniz hala vardır. Fizikteki kütle ve ağırlık arasındaki farkı basitçe bu şekilde anlayabiliriz. Şimdi kafanızı biraz karıştırabilirim ama kimyaya geldiğimizde durum daha da farklı. Kütle ve ağırlık için farklı bir tanımlama yapacağız. Şimdi kimyadaki duruma bakalım. Kimya diye buraya yazdım. Herhangi bir bilimde insanlar kütle ya da ağırlıktan bahsediyorlarsa fizikte bahsettiğimiz tanımları kullanıyorlardır. Kütleyi bir cismin sahip olduğu madde miktarı olarak, ağılıysa kütleye etki eden yer çekimi kuvveti olarak tanımlıyorlardır. Ama kimyada bu kavramları atomik boyutta düşünmeye başlayacağız. Atom kütlesinden söz edeceğiz. Atom kütlesi. Aslında atom kütlesi kütle ölçeğidir. Birimi de atomik kütle birimidir. Atomik kütle birimi daha sonraki videolarda detaylıca bahsedeceğiz ama atomik kütle birimi grama göre çok 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 küçük bir değerdir. Yani inanılmaz derecede küçük bir değer. Atomik kütle birimi karbon atomunun en yaygın izotopu olan karbon 12'ye göre tanımlanır. Karbon 12 atomunun kütlesi tam olarak 12 atomik kütle birimidir. Atomların kütlesini belirlerken başlangıç noktamız burası. Yani karbon 12 atomunun kütlesi şunu soruyor olabilirsiniz. Neden hidrojeni kullanmıyoruz ve hidrojenin kütlesini bir atomik kütle birimi olarak kabul etmiyoruz? Aslında ilk zamanlarda standart olarak kullanılan atom hidrojendi. Ama bazı nedenlerden dolayı karbon-12 standart olarak kullanılmaya başlandı. Peki şöyle bir soru sorayım. Atom ağırlığı ne demek? Başka bir renkle yazayım. Maviyle yazayım örneğin. Atom ağırlığı şu ana kadar bahsettiklerimizden yola çıkarak... Kütleye etkiyen yer çekimi kuvvetidir diyebilirsiniz. Birimi de bu birimin çok çok küçüğüdür diyebilirsiniz. Ancak kimyada atom ağırlığından söz ettiğimizde birim olarak hala atomik kütle birimini kullanıyoruz. Ve aslında hala kütleden söz ediyoruz. Dolayısıyla da birimi de atomik kütle birimi. Ama bu artık tek bir atom ya da tek bir molekülün kütlesi değil. Artık bu bir elementin doğada var olan tüm atomlarının ya da bileşiğinin tüm moleküllerinin ortalama kütlesidir. Şimdi bununla ne demek istiyorum? Doğada karbonun iki izotopu bulunur. Aynı zamanda bolluk oranı en fazla olan izotopu karbon 12 izotopudur. Ve karbon 12 atomunun kütlesi tam olarak 12 atomik kütle birimidir. Ama karbonun bir de karbon 14 izotopu var. Karbon 14. Bu sayılar neyi belirtiyordu? Şöyle bir hatırlayalım. Karbon 12'nin 6 protonu vardır. Zaten karbon atomunu karbon atomu yapan proton sayısının 6 olmasıdır. Dolayısıyla karbon 14 atomunun da 6 protonu vardır. Bu durumda karbon 12'nin 6 tane de nötronu vardır. 6 nötron. Ancak karbon 14'ün 8 tane nötronu vardır. Şu an ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Diyorsunuz ki karbon 12'nin kütlesi 12 atomik kütle birimi olduğuna göre ve yapısında da 6 proton, 6 nötron olduğuna göre neden her bir protonun ve nötronun kütlesine bir atomik kütle birimi demiyoruz? Çünkü buranın 12 olduğunu biliyoruz. Bu durumda karbon 14'ün kütlesi de 14'e çok yakın olur. Bu şekilde düşünüyorsanız çok da anlamsız olmaz aslında. Çünkü kimya ile ilgilenmeye başladığım zamanlarda ben de böyle düşünmüştüm. Ancak karbon 12'nin kütlesini 12 atomik kütle birimi kabul ettiğimiz tanıma göre bu taneciklerin kütleleri tam bir atomik kütle birimi olmaz. Hatırlayın, atomun yapısında elektronlar da var. Evet, çok küçük tanecikler olabilirler. Ancak onların da bir kütlesi var. Onların da az da olsa atomun kütlesine katkıları var. Ama proton ve nötronun kütleleri bir atomik kütle birimine de çok 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 yakın. Şöyle yazabiliriz. Bir protonun, bir nötronun kütleleri tam olmasa da, bir atomik kütle birimi olarak kabul edilebilir. Yaklaşık olarak bir atomik kütle birimi diyebiliriz. Şimdi atomun ağırlığına geri dönelim. İşte buraya. Karbonun doğada en fazla oranda bulunan izotopu bu arada izotop derken proton sayıları aynı olan nötron sayıları farklı olan atomlardan söz ediyoruz. Proton sayıları aynı olduğu için aynı element atomlardan doğada bolluk oranı en fazla olan karbon izotopu karbon 12. Ama karbon 14 izotopu da var. Doğada bulunan bu iki izotopun ortalama kütlesi tüm karbon 12'lerin ve karbon 14'lerin ortalama kütlesi atomun ağırlığını verir. Yani karbonun atom ağırlığını veriyor. Periyodik tabloda karbonun atomunu görebiliriz. Evet, burada bir periyodik tablom var. Tekrar söyleyeyim. 6 protonu olması bir atomun karbon elementine ait olduğunu belirtir. Burada 12,011 değerini görüyorsunuz. Bu değer doğadaki tüm karbon atomlarının kütlesinin ortalamasıdır. 12'ye oldukça yakın bir değer. Kesinlikle 14'e daha yakın değil. Bunun nedeni doğadaki bolluk oranı en fazla olan izotopun karbon 12 olması. Bunu yazalım. Bu değer atom ağırlığı. Evet, karbonun atom ağırlığı. 12,011. Birisi size karbon 12 izotopundan söz ediyorum derse, yani tek bir karbon 12 atomundan bu durumda kütlesi 12 atomik kütle birimidir diyebilirsiniz. Ama şöyle derse, bir miktar karbon elementi aldım, kütlesi ne kadar? Bu durumda karbon atomu için ortalama kütleden bahsetmem gerekir. Bu atomların da bir kütlesi var ancak burada ortalama kütlelerinden bahsetmem gerekir. Yani atom ağırlığından. Bu durumda söylememiz gereken karbonun atom ağırlığı 12,011 atomik kütle birimidir olmalı. Umarım kafanızı karıştırmak yerine yeterince açıklayıcı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşürüz.